Şimdi çocuklar ülkenin, bir ülkenin geleceği demek. Haliyle onların iyi bir geleceğe sahip olması memleket için önemli. Tüm ebeveynlerin tabii istediği bir şey bu. Ama çocukların iyi bir geleceğe sahip olması için çocukların özgüven sahibi olması da gerekiyor. Ama günümüzde pek çok ailenin çocuklarına aşırı bir şekilde özgüven aşıladıklarını da maalesef görüyoruz. Şimdi bu dilimde, burası hafta sonunda aşırı özgüvenli çocukları konuşacağız. Konuğumuz var, hemen karşımda da gördüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Hülya Bingöl. Hülya Hanım, hoş geldiniz burası hafta sonuna. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi çok önemli bir mesele aslında bu. Ben biraz etrafımdaki çocukları da çok fazla gözlemliyorum. Özgüven mi, şımarıklık mı arasında da gidip geliyorum açıkçası. Bu denklemi de bilmiyorum. Nasıl ayırt etmek lazım bunu? Önce bununla başlayayım. Ve çocuklarda özgüven gelişimi nasıl sağlanır? Evet, günümüz çocuklarında bu çok karışıyor. Biz de günlük hayatta çocuklarda bunu fazlaca görüyoruz. Tabii biraz özgüven, daha doğrusu kendini tanımalarını biz zaten istiyoruz. Yani aslında normalde, normal yetiştirme normlarında bunu mutlaka desteklemek gerekiyor. Fakat bazı çocuklarda ise bunun çok fazlaca olduğunu görüyoruz. Zaten ruhsal gelişim açısından da tüm güçlülük 3 yaşa kadar devam eder. Yani anne çocuğuna sen evet sen her şeye kadirsin, sen varsın der ve bu da zaten onun gelişimini destekler. Zaten böyle olması gerekir. Ama daha sonraki gelişim evresinde ise anne yavaş yavaş hayır, hayatta sınırlar var ve sen her şeyi yapamazsını söylemek zorundadır. Ki çocuk sağlıklı bir ruhsal gelişime sahip olsun. Fakat bizim gözlemlediğimiz, özellikle son 20 yıldaki yetiştirme tarzlarında biz çocuklara hep her zaman harikasın, aslansın, süpersinle yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada tabii anne ve babanın kendi çocukluklarında yaşadıkları eksiklikler, zayıflıklar ya da dezavantajlar var. Ve bunların çocuklarının yaşamaması için bu şekilde yansıttıklarını düşünüyorum. Ve daha sonrasında da tabii bu çocuklar, evet, anaokuluna kadar her şey harika çünkü anne ve baba sadece tolere ediyor bu çocukları, ama daha sonra bu çocuklar ilkokula başladıklarında, anaokulundan itibaren çocuklar sınırlarla karşılaştıklarında, toplumun sınırlarıyla karşılaştıklarında ve otoriteyle karşılaştıklarında tamamen sorunlu çocuklar haline geliyorlar. Çünkü ne gibi bunu kabul sorunlar baş gösteriyor? Merak ettim Hülya Hanım, ne gibi sorunlar baş gösteriyor? Kuralları kabul etmek istemiyorlar. Sınırları kabul etmek istemiyorlar. En önemlisi, en çok gözlemlediğimiz şey, hayırı kabul etmek istemiyorlar. Ve bu nedenle de tabii çok önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Gerek okul ortamında ve okul ortamından eve yansıyan durumlarda sorunlar çıkıyor. Bir kere çocuk hedeflerini gerçek olarak değerlendiremez hale geliyor. Yani her şeyi yapabilirim düşüncesiyle olaya başlıyor ve zayıflıklarını, kendi zayıflıklarını kabul edemiyor. Mesela en çok başvuru işte şey diye geliyor: hocam kaybetmeyi asla dayanamıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynarken mutlaka o kazanmalı. Evde kutu oyunu oynuyoruz, mutlaka o kazanmalı. Biz mahsus yeniliyoruz ki o kazansın, sorun çıkmasın evde diye. Ama zaten o kutu oyununun amacı hem birlikte vakit geçirmek, ailesel, aile içi ilişkileri desteklemek, ama aynı zamanda da çocuğun hem olumlu hem de olumsuza hazırlanmasını sağlamak. Ama tabii bu şekilde bunlar çok gerçekleşmiş olmuyorlar. Şimdi mesela bir siz, diğer, buyurun lütfen, buyurun, buyurun, kusura bakmayın. Bir buyurun. Diğer sorun da rica ederim. Bir diğer sorun da bu çocuklar sorun çözme becerilerinde eksik kalıyorlar. Yani zorluklarla karşılaştıklarında, ileriki yaşamlarında
Tabii çocuk olarak kalmayacaklar. Kendileri bir birey olacaklar ve birey olduklarında bir sorunla karşılaştıklarında bu sorunları çözemez durumda oluyorlar. Çünkü alet çantalarında böyle bir şey yok. O ana kadar her şey onların istediği doğrultuda ilerlemiş oluyor. Ve daha sonra sorun çözmeleri gerektiğinde de sorun çözemiyorlar. Bunu ilkokulda da çocukların arkadaşlıklarında da görüyoruz. Arkadaş ilişkilerinde de görüyoruz. Çok sağlıklı ilişkiler kuramıyorlar. Şimdi az önce bir ebeveyn tavrından bahsettiniz. Yani işte yenilgiyi kabul etmiyor hiçbir şekilde, hatta bilerek yeniliyoruz diyenler var diyorsunuz. Bir de ben etrafımda gözlemliyorum, bunun tam tersini söyleyip de bununla övünen aileler de var. Yani işte benim çocuğum hiçbir şekilde asla kaybetmez. İşte o öyle, yapısı öyle diyen aileleri görüyorum ben etrafımda. Belki burada ebeveynlere biraz daha mı, ya da işin çok büyük bir kısmı mı düşüyor? Onlar böyle çok temel hataları nerede yapıyor Hülya Hanım? Temel hatalar sınır konmamasında oluyor. Yani küçüklükten itibaren dediğim gibi ruhsal gelişimin evrelerinde çok büyük hatalar yapılıyor. Mesela evin içindeki sınırların belirlenmemiş olması, annelik ve babalık görevlerinin tam olarak belli olmaması, çocuğun zihninde anne ve babanın çift olabileceği çok belirgin olmuyor. Ve o zaman çocuk zannediyor ki anne, baba, çocuk hepsi aynı düzlemde, aynı kategoride. Ben istediğimi yaparım. Hele bir de evde eğer ebeveynlerinden birisi de birlikte yaşıyorsa, destek olmak amacıyla ya da o şekilde yaşıyorsa, o zaman işler iyicene karışıyor. Bu sefer üç tane çocuk ve bir ebeveyn oluyor. Anne, baba, çocuk aynı düzlemde. Çocuk bu sefer hiçbir sınırı kabul etmez hale geliyor. Bunu da tabii okula başladığı anda biz şikayet olarak daha ilk haftasında, okul açılıyor ilk haftasında öğretmenlerden telefon alabiliyoruz böyle çocuklar için. Bunların tabii çocukların sınırları kabul etmesi lazım. Sınırları koyacak olan da ebeveyn tutumlarıdır, ebeveynlerdir. Çocuk bilemez ki ne kadar özgürlüğü var. Bu özgürlüğü sınırlayacak olan ebeveyndir. Yani bizde şöyle bir yanlış anlayış var. Ben çocuğuma sınır koymuyorum. Çocuğum liberal yetişsin. Ama bu anne ve babalar bilmiyorlar ki sınırlar aslında sevginin göstergesidir. Siz çocuğunuzu seviyorsanız sevginizi sınır koyarak göstermeniz lazım. Bu sınırları her zaman gözden geçirmeniz gerekiyor çocuğun yaşına göre. Yani 4 yaşındaki çocuğa koyduğunuz sınırla 9 yaşındaki çocuğa koyduğunuz sınırlar aynı olmayacaktır tabii ki. Bu anlamda ebeveynlik aslında çok ciddi bir iş ve çok ciddi düşünce gerektiren bir iş. Bu anlamda da destek olmaya çalışıyoruz tabii ki ebeveynlere. Şimdi bir de merak ettiğim bir diğer konuysa, böyle çok çocuklarından beklentileri yüksek olan aileler var. Merak ediyorum, bunlar çocukları üzerinde nasıl etkilere yol açıyorlar? O çocuğunun gelişimini nasıl etkiliyorlar? Tavrını ve karakterini özellikle. Bu şimdi şöyle, ben böyle bir ebeveyn geldiğinde şunu söylüyorum. Sizin zihninizdeki çocuk kim? Ve karşınızdaki duran çocuk buna ne kadar uyuyor? Biz aslında buna bakıyoruz. Yani çocuğun sınırları, güçlü yönleri ve zayıf yönleri neler? Çoğu zaman böyle düşünen anne ve babalar çocuklarını çok iyi tanımıyorlar. Ya da gerçekçi olarak değerlendiremiyorlar. Çocuklarını gerçekçi değerlendiremedikleri zaman bu çocukta önüne konan hedefleri o zaman gerçekçi değerlendiremez hale geliyor. Yani hem zihinsel gelişimi hem ruhsal gelişimi hangi düzeyde bunu iyi bilmesi lazım bir ebeveynin ve bunun için de çocuğuyla yeteri kadar vakit geçirmesi ve çocuğunu iyi tanıması lazım. Çünkü hepimizin zihninde kendi çocuğumuz için istedikleri var, hayal ettikleri var ama bir de karşımızdaki çocuk da var. O zaman bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor ki karşımızdaki çocuğa yeterli desteği verebilelim. Yani çocuğun bir konuda eksiği varsa,
biz o eksiği desteklemeyip çocuktan beklentimizi yüksek tutarsak, bu sefer çocuklarda bu çıtaya yetişememe nedeniyle hayal kırıklıkları, hatta ruhsal anlamda kaygı bozuklukları ve depresyon gibi bozukluklarla da karşılaşabiliyoruz. Şimdi Hülya Hanım, ben açarken şöyle söyledim. Aslında her bir çocuk ülkenin de geleceği dedim. Böyle inanıyorum açıkçası. O yüzden ben de öyle inanıyorum. Çok önemli bu. O yüzden şunu merak ediyorum. Biz dikkat etmedikçe, anne babalar dikkat etmedikçe, böyle yetişen çocuklar, sınırları bilmeyen, kendi çevresinde kendisine uygulanan kuralları bilmeyen çocuklar ülkenin geleceğini, ya da biz nasıl bir nesil yetiştiriyoruz sorusunu sorayım önce. Ve tabii geleceğimizi neye çeviriyoruz? Ben çocuk konusunda hiç karamsar değilim. Şöyle, doğruyu gösterdiğimiz zaman çocuklar çok kolay şekillenebiliyorlar. Ama tabii en alt seviye, yani ebeveyn eğitimi, toplum eğitimi bu konuda çok önemli. Bizim belki daha çok bunları anlatmamız lazım. Daha çok konuşmamız lazım. Kural nedir, sınır nedir, bunu daha çok belirlememiz lazım. Çünkü bizde hep onu söylüyorum, disiplin kelimesi böyle çok olumsuz yüklenmiş bir kelime. Olumsuzluklar yüklenmiş. İşte okulda bir şey olduğunda bak disipline gidersin gibi. Buradan gelen bir şeyle disiplinin her zaman kötü olduğu anlaşılıyor. Ama aslında disiplin ne olmak? Çocuğun gelişimi açısından çok önemli. Ve ailenin sağladığı disiplin de aslında temelde en önemli disiplin. Eğer her aile sınırlar konusunda hassas davranırsa, çocuğuna karşı yeterli davranırsa, zaten o çocuk ne olacak? Okula gittiğinde de konulan sınırlara hayır demeyecek ve daha sınırlarını bilen bir toplum haline geleceğiz. Evet. Maalesef ki toplumda görüyoruz, trafikte görüyoruz, sıralarda görüyoruz, bekleyemeyen, hayırı maalesef kabul edemeyen birçok bireyle karşılaşıyoruz. Biz buna engellenme toleransı diyoruz. Ama engellenme toleransının temelleri ta bebeklikten itibaren atılır. Başlıyor. O sebeple bu konularda belki toplum olarak daha çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Hülya Hanım, çok çok teşekkür ederim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Profesör Doktor Hülya Bingöl Çağlayan konuğumuzdu. Efendim, çok teşekkürler. Burası hafta sonuna katkılarınızdan dolayı sağ olun.